Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yapı Kredi mobil uygulamasında ödemeler menüsünde GSM ödemeleri ve şehir kartları ödemelerini inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet, ana sayfa üzerinde sol üstte yer alan 3 çizgiye girdiğimizde ödemeler menüsüne giriyorum. Burada GSM ödemelerini ve şehir kartları ödemelerini görüntüleyebiliyorum. GSM TL paket yükleme işlemine bakalım. Öncelikle ödeme aracımızı seçiyoruz. Buradan hangi hesap üzerinden veya hangi kredi kartınız veya hangi ön ödemeli kartınızdan işlem gerçekleştirmek isterseniz öncelikle onu tercih ediyorsunuz. Örneğin ben Vades TL hesabımı girmek istiyorum. Operatör tercihinde bulunmamız gerekiyor. Burada Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Mobil operatörleri yer alıyor. Örneğin Turkcell'den işlem gerçekleştirmek istersek cep telefonu numaramızı giriyoruz. Cep telefonu numarasını girdikten sonra istersek de bu işlemi akıllı rehbere ekleyerek daha sonradan pratik olarak işlemlerimizi hızlıca gerçekleştirmemizi sağlayabiliriz. Ardından ne kadar bir tutarda ödeme gerçekleştirmek istersek veya paket yükleme seçeneklerini görmek istersek devam diyoruz ve istediğimiz tutarda bakiye yükleyebiliriz arkadaşlar. Turkcell hızlı cep nedir? Turkcell hızlı cep talimatına bir bakalım. Burada öncelikle Turkcell hızlı cep'i açıklamaya çalışalım. Yapı Kredi ile Turkcell arasında işbirliğiyle Word kartınızla vereceğiniz bir talimatla istediğiniz an, istediğiniz yerde Turkcell hattınıza TL paketi yüklemenizi sağlayan bir hizmet arkadaşlar. Bunu otomatik ödeme talimatı gibi de düşünebilirsiniz. Yeni hızlı cep talimatı diyorum. Burada işlem yapabileceğimiz bir uygun kartımızın bulunmadığını söylüyor. Turkcell bir kartınız mevcut ise buradan hızlı işlemlerden hızlı cep talimatı verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şehir kartlarına bir göz atalım. İstanbul kartlarım diyorum. Burada yeni kart eklersem bize ait İstanbul kartın seri numarasını girmemiz gerekiyor. Eğer istersek de fotoğrafında yine kamera sekmesinden kameramızı açarak fotoğrafını çekerek yükleme seri numarasını yükleyebiliriz. Kart adını da girdikten sonra İstanbul kartımıza bakiye yükleyebiliriz arkadaşlar. Başka karta bakiye yükle diyorum. Buradan da size ait olmayan bir başka kartın İstanbul kart seri numarasını girdikten sonra veya fotoğrafını çekip yükledikten sonra devam diyorsunuz ve istediğiniz tutarda yükleme gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Başkent kartlarıma bakalım. Yine aynı şekilde buradan yeni kart ekle dersem başkent kart numarama ihtiyacım var ve kart adına ihtiyacım var. Bunları girdikten sonra istediğim tutarda ödeme gerçekleştirebilirim. Başka karta bakiye yükle de yine sizin olmayan başka bir karta, başka bir başkent karta yükleme yapabilirsiniz. Buradan başkent kart numarasını giriyorsunuz. Ödeme aracını girmeniz gerekiyor. Ödeme araçlarından Vades TL hesabımı seçtim. Buradan 10, 20, 50 veya diğer tutar girerek istediğiniz miktarda ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Kartı kaydet derseniz de daha sonradan tek tek bilgileri doldurmadan hızlıca işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün sizlerle GSM ödemeleri ve şehir kartlarını inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.